Şimdi konumuz jQuery ile sürükle ve bırak uygulaması nasıl yapılır bunu öğrenmek. İlk öncelikle bir adet div oluşturuyorum buraya. Kutu oluşturduktan sonra CSS özelliklerini yazıyorum. Yazdıktan hemen sonra divim geldi. Peki ben bunu jQuery ile nasıl hareket ettireceğim? Bunu görelim. Bunu yapmak için ilk öncelikle jQuery User Interface kütüphanesini indirmeliyiz. Download kısmına gelerek buradan indiriyorum. Download diyerek. İnmesini beklemekteyim. Evet. Ben hangisini kullanmak istiyorum burada? Benim kullanmak istediğim olay burada sort table ya da şurada görebiliyor muyuz? Drop olayını kullanmak istiyorum belki. Lakin şurada draggable ve droppable olayını kullanmak istiyorum. Lakin ben bu özellikle nasıl kullanmak istiyorsam buradan custom JavaScript dosyasını alabilirim. O yüzden tek custom JavaScript dosyasını alacağım. Buraya geleceğim. Zaten dizimde var. Üzerine yapıştırıyorum. Ve şöyle çağırıyoruz. jQuery UI custom CSS olarak. Şimdi isterseniz hemen bunu seçelim. Kutu diyorum. Kutu dedikten sonra burada şöyle göstereyim. Demo'ya tıklayalım. Nasıl kullanmışız burada? Ya da şöyle göstereyim. Draggable yazalım. Draggable diyerek bunu kullanabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi sürekli bırak yapabiliyoruz. Peki ben şöyle bir dosyam var diyelim. Şöyle bir nesnem var diyelim. 5 Flat left 100'e 100 piksel margin 10 piksel yer değiştirmek istiyorum. Nasıl değiştireceğim? Böyle değil. Üzerine bıraktığımda sola kalsın ve üstteki sağa gelsin istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Bunun yapımı da gayet basit. Şimdi bir div içerisine alıyorum. Wrapper. Buraya gelip wrapper diyorum. Sort table diyorum. İşlemim tamam. Şimdi bakın görmüş olduğunuz gibi istediğim gibi bırakabiliyorum. Peki bunun parametreleri yok mu? Var. Bakalım hemen. Sort table'a geliyorum. Sort table'da hangi parametreler varsa teker teker görelim. Birden çok parametresi var. Örneğin ne olabilir? Revert olabilir. Hatta opacity olabilir. Opacity göstereyim ben size. Şöyle opacity 0.5 diyorum. Görüntülüyorum. Bakın opacity indi. Şöyle bıraktım. Bir de şuradan revert özelliğini aktifleştirebiliriz. Revert true yazalım. Virgül revert true. Bu ise animasyonlu bir şekilde bırakıyor. Bakın şöyle. Şurada yanlışımız ne? Opacity tamam. Burada çalıştıramadık. Evet yanlışımız burada. Şimdi evet görmüş olduğunuz gibi animasyonlu bir şekilde kutu yerine gidiyor. Onun dışında şöyle başka ne olabilir? Bakıyorum ama widget deneyelim. Bir daha denemeyelim.
Görmüş olduğunuz gibi bu kadar arkadaşlar. Zaten basit bir işlem. Görmüş olduğunuz gibi istediğimiz gibi bırakabiliyoruz. İstediğimiz gibi işlem yaptırabiliyoruz. Bunun dışında diğer özellikleri şu sayfadan kontrol ettirebilirsiniz arkadaşlar. Hatta şuna gelip şöyle cursor move derseniz daha anlaşılır olacaktır. Şöyle bakın, daha güzel ve daha anlaşılır bir şekilde istediğimiz yere taşıyabiliyoruz. Bu dersim bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.